Basket maçına gitsinler. Belki prim falan söyleyecekler. Ne iş olacak abi? Ne yapacaklar? Prim onu... falan. He? Prim dopingi. Sen prim dopinginin olabileceğini, adam neyse oynayacak abi. Galatasaray maçında prim 5 lira da versen oynar, adama 105 lira da versen oynar. Yani. Ama 10 lira verse daha iyi oynar bence. Ben senden aynı fikirde değilim. Çünkü farklı bir maç oynayacak bir işte. Ya yarınki maç çünkü 3 puanlık maç değil. Belki 9 puanlık maç. Onun için yani ben yönetimin gidip ne yapacaklar merak ediyorum. Bana biraz arabesk geliyor abi bu işler ya. Bir moral konuşması. Baklava götürdüler. Takımı rahat bırakın abi. Bu sezon şöyle... Takıma kafasını çelmeyin. Takıma primi doping veririm dersin. Herif gider bir tek madar atılır maçı alayım diye. Bu tarafını düşünüyor musunuz? Ya Ahmet Nur Çebi çok kulübe giden bir başkan değil. Serdar hepimizden ya mutlaka daha bile... Ya özel zamanda gidip konuşmalar yapıyor. Şey, o mesela Başakşehir, Fenerbahçe maçları önü değil mi? Bu sene yaptığı konuşmalar zaten onu da sosyal medyada derbiden paylaşıyorlar. Derbiden önce Fenerbahçe derbisinde futbolcularla böyle bir hava yakaladılar. Yalnız şu var. Bir ritüel haline geldi artık. Yalnız şu var. Fatih'in ben kendimi çok yalnız hissediyorum dedikten sonra ya biz gidelim bak teknik adamımızı ve takımımızı yalnız hissettirmeyelim mi demeye kalkıyorlar. Bak biz gidelim. Fatih çok yalnızım diyor. Yalnız kaldığımı hissediyorum diyor. Biz gidelim futbolcuları yalnız olmadığını mı hissettirelim diyor. Hocam. Şey tarafı mı? Hocam. Beşiktaş tarafı. Evet. Beşiktaş bunu tarafı başkan mı? Ve yönetime şey, ben yani söylediğini düşünmüyorum. Farklı. Ben düşünmüyorum. O genel camiasını hareket ettirmek için o konuşmayı yaptığını düşünüyorum. Ben başkana evet Mustafa Bey veya yönetime yani ben o lafı onu yani Fatih Hoca gibi akıllı bir adam onlara söylemez. Genel bana göre camiayı toparlamak için. Yani bu sezon çok önemli. İşte 21 takım var. 42 hafta 40 maç var. Bu maçı mı seçti diyorsun? Yani ya bana göre yani şimdi bazı hamleleri doğru yerde yapmaya çalışıyor. Bu anlamda yönetime değil o. Camiaya genel olarak direkt işte eski başkan yöneticilere gerekli birimler neyse bana göre onlara bir mesaj bu. Çok iyimser gördüm hocam sizi. Hayır benim düşüncem bu. Vallahi benim düşüncem de Fatih Hoca bıktırdı artık ya. Bıktırdı abi bu nedir ya? Bıktırdı abi ben şahsen kamuoyunda bir şeyim yani yorumcuyum. Ben bıktım abi hep aynı hikayeler ya. Ben senin söylediklerini ayras mı yapacağım abi? Turnu sol kağıdı maviyi sokacağım kırmızı mı çıkacak? Ne diyorsan söyle abi. Bir şey atıyor ortaya. Jiklet gibi millette sazan gibi atlıyor abi. Bıktırdı abi. Bıktırdım. Ben şahsen bıktım mesela. Hep aynı hikaye abi ya. Hep aynı hikaye. Yani ne istiyorsun abi? Elindeki kadro mu kötü? Ya? Kötü bir kadron yok. Diğerleri ne yapsınlar? Herkes aynı. Yani. Belki transfer konusunda beklentileri karşılanmıyor. Yok. Şimdi Mesut'un gelmesi falan onu şey yaptı tabii. Yamulttu. Çok net. Şöyle bir Mesut'un gelmesi. Şöyle bir ifadeden bahsediliyor. Geçenlerde söylemişti bunu da. Biz başka takımlara scoutluk yapıyoruz diye. Bir açıklaması vardı buna benzer bir maçtan sonra. Onu da Zalai'ye yorumlayanlar var. Söylesin biz abi oraya ya. Oraya atfedenler. Arkadaş söylesin ya. Yok canım. Millet ne abi? Ben bulmaca mı çözeceğim abi ya? Fener kulübü yani Zalai alacaksa Galatasaray kulübü ilgilendi diye alacak hali yok yani. Orada da bir staff var, bir ekip var, bir gözlenen gözlem var. Futbolcuyla konuşmadım diyorsun. Çünkü konuştum desen ceza yiyeceksin. Da söylüyorsun. Ne malum telefonla konuşmadı. Ya söyle açık açık söyle ya. Ne var abi bunda? Hep bir muamma. Bıktı insanlar hocam. Şimdi sen Galatasaray Başkanı konuşma yaptı. Çok pembe bir konuşma. Ben zannetmiyorum başkanı öyle konuştu gibi geliyor bana. Baktım gazetelere. Şimdi adam bir şey dalsa görevden almaya kalksa alamaz. Yani Fatih öyle pozisyonda ki alsan alamazsın, satsan satamazsın Fatih'i. Adamın başarıları var, bilmem neleri var ama işte o var bu var da bir de şey hani ihtar heyetinin ekibi zaten ama bıktırdı abi ya. İllallah diyenler var Galatasaray camiasında. Duyuyorum. Ama çıkıp da fazla da bir şey söylemiyorlar şu anda. Gel başkan yapalım seni diyecekler. Ona da Fatih yanaşmıyor. Evet. Bu kadar tabii, bu kadar biliyorsan gel yap arkadaş diyecekler. Sen geldi hadi buyur diyecekler. Ben size söyleyeyim. Ama o da ben istemem diyor abi. Ya gel yap o zaman. Para vardı da almadılar mı sana futbolcuyu? Tabii para yok takımda.
Nasıl yapacaklar? Başkan çıktı dedi zaten. Doğru söylüyor. Ben diyor alırım diyor iki tane topçu. Ne oldu diyor? Bana diyor Jack Devlen diyor şeyi. Ne o? Falka. Falka. Falka'yı seyirci aldırdı diyor ya. İyi mi oldu gördük diyor. Söylüyor bunu adam. Fatih Terim. Fatih Terim şeyde ne o? Özcan Can Aydın zamanında kaç futbolcu aldırdı abi? Özcan abi bana dert yandı. Bu kadar milyon içeri girdik Erman Hocam diye bir gün gördüğünde. Ben de Özcan abi para veriyor diyordum. Meğerse hanımı diyormuş ki ya Erman Hoca yalan söylemezsen para veriyor musun? Allah aşkına sus dedi. Söylemedi dedi ya. Yani bunları duydum ya bunları yani şimdi. Abi hep tamam da bir yerde de elindeki takımdan git. Her sene şampiyon olacak bir hali yok abi. Ama işte o bir yandan da transfer bekleyen ve hoca da bir liste açıkladıktan sonra karşılığında bir takım hamleler bekleyen futbol severler hocam, de var. Ben Fatih Hoca ile ilgili bir anekdot anlatayım. Özellikle Mesut Özil transferi tabii biraz şeyleri bir değiştiriyor. Şimdi Fatih Hoca ile bir konuştuğumuz anekdot anlatayım. Ondan sonra Erman Hoca'nın lafından devam olarak dedi ki Ersen şampiyon işte olacak hali yok işte beklen falan gibi. Ya Rea dedi. Bir sene dedi ikinci oldum dedi. İşte ertesi seneyi söylüyor rahmetli Özhan Can Aydın zamanı mesela. Bir sene ikinci oldum Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene işte. İkinci sene devre arası dedi. Görevden ayrıldım. Ya da olabilir dedi ikinci oldum yani bir sene dedi. Ertesi sezon devre arası görevden ayrıldım. Yani oradan baktığında mesela Fatih Hoca penceresinden doğru söylüyor. Yani her sene şampiyon mu yani olmak gerekir ama diyor ben olduğum zaman diyor Fatih Terim yapar şampiyon işte hocam, hedef Hoca, büyük. Bir sene diyor ikinci oldum. Gönderebilecek. Devre arası gittiğini söyledi direkt yani bu birebir konuşmada. Ama o başarısızlıktan değil bence yani. Neden? Başarısız değildi ki ikinci oldu diye Fatih Terim i̇şte yollanabilir ikinci oldu ondan sonraki devre arası bir de stat yapılacak diye Olimpiyat stadına gittiler. Skorlar derken devre arası gitti. Ama şimdi Fatih Terim'in de o kredisi olacak Ender. Şimdi 4 i̇şte sene şampiyon yapmış UEFA Kupası'na arkasından Fiorentina, zaten. Milan arkasından işte tazminatını işte bırakıyor geliyor 1,5 sene olmaz yani. Erman Hoca ne diyor? Bir antrenör 3-4 yıl bekleyeceksin, sabredeceksin diyor. Yani diyor ikinci oldum da ertesi sene diyor devre arasında yolladılar. Evet. Peki onun da öyle bir açmazı var nihayetinde diyorsunuz siz de. Ersin Okan karşılıklı Erman Hocam savunmalardaki sıkıntılardan dem vurduğu için söylüyorum. Bir de Vida Marko karşılaştırması bu bölümde. İki takımın şöyle baktığınızda ya şu savunma daha derli toplu, daha doğru iş yapıyor diyebileceğiniz savunma hangisi? Neresi ağır basıyor hocam? Galatasaray 7 golden belli abi. 14 gol yemiş takım ya. Ama mesela son haftalarda bir en az gol yiyen takım Galatasaray. İkinci en az gol yiyen takım 16 golle Alanya. Alanya. Şimdi baktığın zaman görüyorsun listeye baktığın ama hocam, zaman görüyorsun. Ama hocam 2-2'likte skor bekliyorum dedin. Nasıl? 2-2 biter gollü olur dedin. Gollü olur diyorum bu maç. Karşılıklı gollü olur bu maç. Defans hata yapar ya. Bir de Galatasaray yani bu golleri Mustara yokken yedi bu kadar az golü. Tabii. Bir de Lüyün'de formsuz. Mustara yok ya. Takımın yarısı yok yani. Lüyün'de ama formsuzken. Formsuzken. Şimdi ikisi bir de kenar olursa bekleri de Nagatomo, Mariano falan gibi oyuncular yokken. Değil. Tabii. Mustara yokluğunda farklı bir oyun geliştirdiler. Evet. Nasılsa kalede Mustara var oyunu yok. Mustara ya bir de şuna bakılmalı Ender yani tam 14 gol evet gol sayısı evet az olabilir. Yani pozisyon ama veriyor. Rakipleri de bunu değerlendiremediğini söyleyelim yani. Mesela en son Gençler Birliği ilk yarı 2-3 tane net gol kaçırdı. Evet. Bir de yani buna da yani bunu da söylemek gerekir. Bu kadar az gol yiyebilir. Evet mühim olan pozisyon verip vermediği daha önemli. Pozisyon veriyor ama. Beşiktaş da maç veriyor. Maç başına gelen şut Beşiktaş'ın kalesine 3.7 Galatasaray'ın 3.2. Gol yemediği maç birisinin 7 birisinin 8. Beşiktaş'ın 7 Galatasaray'ın 8 maç var. Gol yemediği karşılaşma. Maç başına yedikleri golde 1.2 Beşiktaş'ın 0.8 Galatasaray'ın. Vallahi burada bir de şey ön plana çıkıyor. Yani İnşallah maçın önüne geçmez. İnşallah hakimi konuşmayız. Şöyle bir bakarsan özür dilerim. İnşallah oyunu konuşuruz. Gol yemediği maç yüzdeler, rakip sahada pas, toplu oynama yüzdeleri, isabetli pas oranları birbirine çok yakın. Biraz orta sağ anlamda Galatasaray. Abi, yarın evet, o kimin lehine olacak sizce? Şu şartlar.
Fizik olarak kim iyi? Zorlu Lehin olsun değil mi? Oyuncu o kadar yani, hangisinin oyuncu daha tercihleri de çok önemli. Daha fizik iyi olarak iyi olan takım hele bir net bir şekilde göreceğiz. Hele bir de tekniğini katabilirse hoca nasıl kadro çok çıkaracak? Bak, hoca nasıl kadro çıkaracak? İki şu, hoca. Şu veriler bir de istatistikler nasıl yanıltıyor? %59 Beşiktaş topla oynamış. %57